Ebe izlememize gerek yok. Gördüğünüz gibi her şey apaçık manifest şeklinde belli oluyor. Bu arada manifest kelime anlamı olarak apaçık belirgin demektir. Yani ebe bu da apaçık belirgin manifest şekilde görüyoruz. Ana Bismillahirrahmanirrahim. Evzu billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu semed. Bence biz yastığın içinde saklanalım. Ani bir şekilde ebe baskınına uğrarsak hemen şey yaparız, zaten ışınlanırız. Yalnız şöyle bir ihtimal de var. Ebu teleportun gidişi varsa dönüşü de var. Ebe teleportun olduğu bölgeye gelirse, buradan direkt ışınlanıp bizim yüzümüze patlarsa, kaç abicim. Vallahi kaç. Burası sıkıntı lan. Merhabalar ustadlar, manifestlerden selamlar, iyi seyirlerimiz olsun. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Hide and Seek Extreme oynayacağız. Evet, bu oyunun böyle bir lobisi falan yok. Daha sağlam, stabil bir yerde başlamak isterdim ama maalesef öyle bir imkanımız yok. Evet, bu oyunu yani biraz da oldular bilir. Çünkü benim Roblox'ta ilk oynadığım oyunlardan bir tanesi de bu. Türklerden birini ebe seçti. Zaten server'ın yarısı Türk diyebiliyorum. Bir bakalım. Ve 5 saklanan mı? Ama neden bu kadar az? Gerçekten... Az olması güzel olmamış. Ama bu süpermarkette saklanacak bayağı bir yer var. Hacı bak şuraya gire. Bak dur. Şimdi şurada gördüğünüz gibi şeyler var. Ebe bizi burada biraz zor bulur. Zaten ebenin bulacağını hissetsek bile hemen kaçabiliriz. Evet, yani bu Hide and Seek'i temel olarak biliyorsunuzdur, yani ebeye yakalanmamaya çalışıyorsunuz, işte bu kadar basit. Oğlum giremiyoruz lan içeri, ama girmemiz lazım he. Şaka maka. Aa tamam. Zıplamayı becerdiydim az evvel. Heh. Tamam, bir daha becerdik, tamam girdik içeri he. Şimdi şuradan yukarı çıkıyoruz ve blok skolaların içine saklanacağız. Bir daha zıpla üstad, zıplanmıyor ayak. Lan bu merdiveni vesaire, aha varmış lan, dur şurada bir yerde zıplamayı keşfettim. Tamam üstadlar, anladım, bak biraz bekleyeceğiniz öyle zıplayacağınız, yoksa olmuyor. İyi bir yere saklanalım da şöyle kenardan geçelim, şuradan girelim iyi bir şekilde ve arkaya da geçelim. Evet tamam. Ebe bizi burada biraz zor bulur. Biz neyse ebeyi izleyelim. Çünkü nerede olduğunu bilmek önemli. Biz şimdi hangisindeyiz? Biz şimdi birinci şeydeyiz değil mi? Aynen. Ebe illaki bizim bulunduğumuz yere bakacaktır. Yani öyle bir rehavete kapılmayalım. Şimdi ebe illaki bizim bulunduğumuz yere bakacak. Bu ebe ne yapıyor böyle? Böyle mal mal fasulyelerin yanında geziyor bu. Böyle şurada yat anasını zatayım. Böyle AFK falan kaldı. Çok rahat. Ama server'da kişi sayısı biraz daha fazla olsa iyi olurmuş. Ebe buraya geliyor gibi. İnşallah şuradan zıplamak gibi bir abi geliyor. Vallahi geliyor abi. Vallahi. Kaç abi. Ayak. Lan. Yukarı katmanlara da mı çıkamıyor? Ama bir ebe inceleyelim. Ebe galiba buradan çıkmayı beceremedi. Sen becerirsin. Yakalarsın bizi. Ve burada gördüğünüz gibi ve ebe de pes etti. İşte bu. Çünkü manifest gücüne dayanamadı abicim. Manifest gücüne kimse dayanamıyor. Neyse biz de şuradan shop'a bakalım. Shop'ta benim bayağı param varmış la. Oğlum şuradan ebe skinleri falan mı alsak? Jake. Yok, tipini sevmedim. Zaten paramız yetmiyor. Jacob. Jacob'u da sevmedim. Grizzly. Ayı mı alsak mesela? Panda alalım. Bir şey Jacob'u bir denesek mi bilmiyorum. Place kamera. Heee. Bunun kamera koyma özelliği varmış. Map'e rastgele kamera koyuyormuş ve biz de ebeyi daha rahat inceleyebiliyoruz. İşte bu, evet. Güzelmiş lan. Hemen aldım. Yalnız biz böyle lagaytlık ederken ebe geliyor. Hayır kardeşim lütfen. 30 saniye 20 saniyemiz var. Elleme bize. Ve gördüğünüz gibi manifesto organizasyonu şeklinde. Tamam, şimdi map'imiz seçiliyor. İsterseniz robust vererek. Ben workshop'u çok seviyorum çünkü workshop'ta saklanabileceğim öyle bir yer var ki. Oğlum kimse bulamadı lan. Bulduysa bile bir iki kişi buldu. Onda da kurtulduk derken backyard çıktım. Evet, bizden hemen sonraki arkadaşı ebe seçti. Önce de bizden hemen öncekini seçmişti. Bakalım sonraki tur bize ebe seçecek mi? Bize ebe seçmesi pek olası durmuyor ama neyse. Hemen delikten çıkalım ve şurada, aslında burada saklanmanızı icap ettirecek pek bir şey yok. Şuradan gidiyorsunuz çünkü şey, burada saklanacak fazla yer yok. Şöyle dümdüz gidiyorsunuz, şuraya gelince orada bir zıplama şeyi var. O zıplama şeyinden buraya çıkıyorsunuz. Ebe beni hiç bulamadı bu yöntemle. Zıplayalım, bir kat daha zıplatıver üstad. Zaten bu şeyin de üstünden zıplatıyor. Oha! Oğlum şuraya çıksak lan, ebe hiç yakalayamaz. Yeminle hiçbir şey yapamaz bize. Dokunulmaz oluruz yani öyle. Coin'leri almak bence şu an bir lakaytlık sayılır.
Çünkü şu an ebe var ya, bizi kovalamaya müsait ebe var. Keşke şuradan zıplansaydı da şöyle yukarı falan çıksaydı, gerçekten çok güzel olur. Ebe şimdi muhtemelen bizi görecek ama buraya çıkması zor. Çünkü geçen de oynadığımda ebe buraya çıkamadı. Ebe izlememize gerek yok. Gördüğünüz gibi her şey apaçık, manifest şeklinde belli oluyor. Bu arada manifest kelime anlamı olarak apaçık, belirgin demektir. Yani ebe burada apaçık, belirgin, manifest şekilde görüyoruz. Evet, ebe şu an oraya zıplamaya çalışıyor ama zıplayamıyor işte. Ve ebe şu an hiç kimseyi bulamamış. Tek ki 4 kişi mi var? Hayır. Niye bu kadar az bilmiyorum ama. Evet, ebe 2 kişiyi bulmuş. Bu nasıl oldu bilmiyorum ama bulmuş. Ve bize de yaklaşıyor gibi hissediyorum. Ve ebe görüldüğü üzere tam da şurada. Şu an kesinlikle bize geliyor. Kesinlikle bize geliyor. Ben başka bir şey bilmiyorum. Bize gelmiyorsa başka bir şey bilmiyorum. Evet, ve tek saklanan biz kalmışız ve ebe de bize ulaşamadı ve manifest organizasyonel gücüyle kazandık abicim. Ve Storm map'ini seçti. Storm map'i az önce seçilmişti. Bence biz kendimiz de rastgele bir map seçebiliriz. Şimdi evet, birimizi ve %40. Oha! Oğlum bu kadar yüksek mi lan? Ya oğlum bir ileri seçeydim ben ebe oluyordum ya. Evet, neyse, şimdi tüm var gücümüzle saklanalım. Bu sefer tabi az önceki gibi bir yanlışa düşmeyeceğiz. Çünkü az önce ebenin nubluyla kurtulduk yani. Yine yakalanırdık he. Çok pis yakalanırdık orada. Acaba şu üstte, bakın şurada saklanma yeri var ama bunu büyük ihtimal ebe biliyordur zaten ya. Ya ebenin bilmediği saklanma yeri olur mu? Şuradan çıkamazsam gebereceğim. Ayak! Gebereceğiz lan. Oğlum oy, zıpladım bir. Oo tamam, en tepedeyiz abicim. Şimdi kim bizi yakalayabilir lan? Allah Allah. Ebe gelsin de öyle konuşalım hadi. Hep de yukarılara çıkıyoruz lan. Bir de fantezi yaşayıp ebeden böyle şey yapmak falan, onu da yaparız belki. İnşallah ebe şuradan zıplayamaz yani. Biz iyi zıpladık. Bu ebelerin cidden hiçbir olayı yok. Şuradan zıplamaktan da mı acizsiniz kardeşim? Bakın şurada trambolin diye bir hikmet-ü nimetimiz var. Bunu da kullanın bir zahmet ya. Bunu da kullanmayı biz mi size öğreteceğiz? Ve 20 saniye galiba geçmiş ama olsun, biz aşağı atlayacağız ve ebe bizi yakalayamayacak. Hatta ebe nerede lan? Ebe nerede? Abicim böyle noob olanları seçmeyelim lütfen. Daha pro insanlar, mesela benim gibi pro adamları seçeceksiniz. Biz bu oyunu 3 sene önce oynamışız yani, siz kime hava atıyorsunuz? Ve yine Stor'u seçti abi. Bu oyun bozuk yani. Oğlum bize ebe seç lütfen, bize ebe seç ya. Ama efsane bir şey buldum. Bakın şurada bir buton var ya, buna basıyorsunuz tepedesiniz. Tepeden de iyi bir şekilde kaçabildiniz mi? Eğer ebe de burayı bulmaz, zaten bulursa direkt atlarsınız, o konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Kapının şu koluna atlayacağım. Kapının oraya atlayacağım. Şöyle atladım. Ya da yangın tüpüne atlamayı denesek mi? Biz fantaziyi severe. Zıplayamadım anasını zatayım lan. Neyse şurada şeyimiz var ya, oradan hemen zaten yukarı çıkabiliriz ama ebe bizi yakalarsa o zaman işimiz biter ve ama ebe olsun, yine de bize o kadar uzak değil yani. Her an buraya çıkıp ve IT denilen ebemiz buraya geldi. Ebemizi bellemeye geldi ebe. Ayak! Lan! Oo aşağı düştü lan. Güzel. Tamam, şimdi buraya çıkma sittin senesini alacak. Ya da şey mi deneyecek, oradan çıkıp sonra şuradan bir daha mı atlamayı deneyecek acaba? Bence öyle yapacak. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü vallahu ehad. Allahu semed. Neyse. Şuradan bir daha ışınlanalım. Ve ebe bizim peşimize gelecektir illaki. Değil mi? Gelecek. Gelecek. Geldi. Nasıl diyeyim? Geldi. Heh. Ebeyle böyle oyun oynayarak dana kurtulmaya çalışacağım. Hayır. Lan. Neyse. Kurtulduk. Şimdi abi şuraya zıpla. Ayak. Lan ooo tamam, ebeyi aşağı attık. Tamam, ebeyi aşağı attık. O zaman iyi rahat olabiliriz. Kardeş artık bizden ümidi kes yani, bizi yakalayamıyorsun. 3 kişi oyunu bitirdi. Bu trebe olamazsam server değiştiriyorum artık. Kesin karar. Hay senin ya, hep aynı kişi ebe yapıyor. Bu oyunun anasını zatayım ben ya. Yeni server'a geçtim ve az önce map olarak Ethan'ın yatak odasını seçtim. Ve evet, herkes uçmuş gitmiş, biz anca başlıyoruz ya. Bu nedir üstad? Valla şu merdivenden çıkmayı becerebilirsek. Tamam, çıkıyoruz galiba merdivenden. Tamam, merdivenden güzel bir şekilde çıktık. Eğer ebe mobilden oynuyorsa şansımız çok yüksek. Çünkü mobilde bu tepeye çıkmak bayağı zor. Bence biz yastığın içinde saklanalım. Ani bir şekilde ebe baskınına uğrarsak hemen
şey yaparız zaten, ışınlanırız. Yalnız şöyle bir ihtimal de var. Bu teleportun gidişi varsa dönüşü de var. Ve teleportun olduğu bölgeye gelirse, buradan direkt ışınlanıp bizim yüzümüze patlarsa. Kaç abicim. Vallahi kaç. Burası sıkıntı lan. Neyse, şuradan Ebe'nin zaten kaç adım ötede olduğunu görebiliyoruz. Aha. Ebe geliyor. Gelemiyor. Hani manifest abimizin o sığır sesi var ya, onu duyunca zaten kaçtı. Ve Ebe geliyor. Hayır. Benim sığır sesim hiçbir fayda etmiyor baş. Şuradan neyse teleportlanıp kurtulmaya çalışacağım. Hemen yastığa koş koş koş. Ebe yakalamadan. Yemin. Evet. Oo, koştuk ve Ebe muhtemelen bizim peşimizde geliyor. Aslında sattım hemen. Ay. Üstadlar, bayağı heyecanlandım, kusura bakmayın da. Cidden bayağı heyecanlandım. Ve beni seçti, evet. Tamam, şimdi onları saklama süresi. Biz ne yapacağız? Boş yapacağız. Aa, sen yanında el sallı. Biz şimdi kenara kamera da koyuyoruz ama bu kamera koyma özelliği galiba şeyde açılacak. Biz şu kamerayı nasıl konuşlandırabiliyoruz? Şu chat bir çekilse. Ortada boş. Şurada bir saklanmaya çalışan birini gördüm. Evet, hemen ona koşuyoruz. Bakalım. İçeride mi? Evet, içeride. Üstad, yakalandın. Ve 5 kredi kazandık gördüğünüz gibi. Evet. Oo, oğlum 3 kişi gitmiş lan. Ben kendim bir kişi öldürdüm sadece. Evet, orada bir hanım ablamız var. Sen buradan artık kaçışın yok. Evet, hadi. Yetiştik, değdik ve gebettik gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan yukarı çıkalım. Biliyorsunuz ki yukarılarda insanlar olabilir. Geri kalan gizli yerlere en son bakacağım. İlk önce şu etrafta görünen kişileri halledelim de. Zaten bizi engelleye bir şey de yok ya. Süre dışından engelleye bir şey yok. Murder Mystery'de hani hatırlarsanız Şerif vardı. Hemen meydana çıkamıyorduk ama bunda öyle bir sıkıntımız yok. Şöyle çevrelere iyice bir bakıyorum da. Şu kamerayı nasıl kullanacağız? Kamerayı kamerayı böyle koyuyoruz. Tamam. Koyalım, tamam mı? Bir kamera 1 ve kamera 1 böyleymiş. Bence bunu kaldıralım. Ama çok kötü oldu çünkü bu. Neyse. Bize engelleyen bir şey yok. O yüzden istediğimiz gibi dolanabiliriz şu an. Aa, şurada Pet'in parıltısını gördüm. Ve onu şu an yakalayacağız muhtemelen. Evet, bakın oraya doğru kaçıyor. Üstad, böyle Pet'i yani zor zamanlarda böyle Pet sana hiç yardımcı olmuyor. Sen de üstad diyorum da kızmışsın gerçi ama olsun. Kamerayı bir bakalım. Kamerada hala bir şey gözükmüyor. Bence şey aşağı inelim ve bir tane kamera kuralım. Şuraya deyip kurdum bir tane kamera ve ikinci kamera sanırsam daha işlevli. Şöyle, evet, bir kişi daha bulsam, şöyle 30 saniyemiz kalmış. Bir kişi daha bulsam çok güzel olur. Gerçi yarısını öldürmüşüz lan. Güzel. Ama bize bu yeter mi? Tabii ki de yetmez. Şurada bak, şuradan zıplayıp bir şekilde meydana çıkmaya. Aha, orada gördüm üstad. Sen burada saklanabileceğini mi sanıyorsun? Aha, burada da biri var. Üstad, sen burada ne saklanıyorsun? Ve son 10 saniye kala bulduk ya, çok güzel. Oo, 4 kişi kalmış lan. Yeterince oynadığımızı düşünüyorum. Neyse üstadlar, bugünkü videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.